Merhaba, kanalımıza, bahçemize hoş geldiniz. Gerçi şu an balkonda sayılırım ama şimdi bayram geliyor. Bayram gelirken ben de bugün markete gittim. Markette, Şok Market'te bir alışveriş yaparken karşıma bu tatlı mı tatlı ürün çıktı. Ben de dayanamadım ve hemen aldım diyeyim sizlere. Çünkü benim bir tane mini minnoş bir yeğenim var. Çok seviyor salıncakları. Bahçemizde bir hamak var. Zaten hamağı çok seviyor ama bu salıncağı da çok seviyor. Yani park teyze diye tutturuyor. Ben de o yüzden bahçeye böyle bir salıncak almak istedim. Şok Market'ten arkadaşlar. Bu kısım şöyle bakalım çıkıyor mu? Bu kısım çıkmıyor herhalde. Hemen altını çevirelim. Bakalım. Evet evet bu kısım mandallı sanırım. Mandal yardımıyla çıkıyor. Daha sonra şöyle bir emniyet kemeri takmışlar arkadaşlar. Yani aslında çok düşebilecek bir durum yok. Çünkü bacaklarının olduğu yer tutma yerleri falan çok güzel. Ama yine de şöyle bir emniyet kemerini takmış olmaları hem iki omuzdan aşağıya doğru ve bacakların olduğu bölgeden doğru tutabileceği bir emniyet kemerinin olmasını çok sevdim. Şöyle çiçeklerim bugün topladım onları ben. Şöyle. Ve arkasında da böyle bir güzel ipi var, bağlama ipi var. Şöyle başka bir yardımcı aparatı var. Şöyle burada bir kullanımıyla ilgili bir uyarı bulunuyor. 1 ve 5 yaş arası için uygun olduğunu ve maksimum 25 kilogram taşıdığını söylüyor. Tek kişiliktir. Birden fazla kişinin kullanımı için uygun değildir. Zaten bu bariz belli ama yine de böyle bir şey yazma gereksinimi duymuşlar. Salıncağınızın taşıyıcı kısımlarını ip, askı gibi güvenliğiniz açısından düzenli olarak kontrol edin. Evet, kesinlikle bu konuda ben de sizlere uyarıda bulunmak istiyorum. Mutlaka sürekli bu askıları, ipleri kontrol etmelisiniz. Yani gevşeyebilir, çocuk üzerindeyken bir anda yere düşebilir, karşıya fırlayabilir. Allah korusun, zor bir durum. Daha sonra salıncağın kurulu olduğu alanlarda köşeli ve sert çizimlerin bulunmamasına dikkat ediniz diyor. Tavsiye edilen yumuşak bir zemindir diyor. Yani çocuk düştüğünde Allah korusun herhangi bir şekilde zarar görmeyeceği bir kısımda olması gerekiyor. Bu ürünü ona göre yerlerde bulundurmanız gerekiyor. Şöyle ki bizim hamağımızın olduğu kısma alabilirim. Hamağı kaldırdıktan sonra hamağın üst kısmına asabilirim. Ama bu sefer çok söktak yapmamız gerekecek. Şöyle de bir durum var. Gerçi söktak yapabilirim. Bunu ben buradaki bahçede yani yazdığımızda ya da kendi evimizde de kullanacağım için. Çünkü yeğenim arada gidiyor. Şu an neredeyse biz bunu oraya taşıyacağız. Evimizin balkonunda da bir uygun kısım var. Orada da yapabiliriz. Ürünün plastik kalitesi oldukça güzel. Ben beğendim. 60 liraya yakın bir fiyatı vardı arkadaşlar. Yani çünkü ben ona olabildiğince tüm oyuncakları aldığım için fiyatı da böyle hiç gözümde bulundurmadığım bir şey. Şu an bunu kurmayacağım. Onun gelmesini bekliyorum. Onunla birlikte kuracağım için size kurulum videosunu çekemeyeceğim. Ama ürün gayet başarılı bir ürün arkadaşlar. Şöyle tekrar size son bir tur göstermek istiyorum. Şöyle. Çocukların çok mutlu olacağı bir hediye. Mutlaka alabilirsiniz. Uygun bir bölge yeriniz varsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.